Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde güzel bir sorumuz var bakın. Sürtünmeli bir eğik düzlemde cisim en fazla F kuvvetiyle dengeleniyor. Buna göre 1-2-3 işlemlerinden hangileri yapılırsa cismin dengesini bozmamak için F kuvvetini artırmak gerekir. Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir eğik düzlemimiz olsun bakın. Şöyle. Eğik düzlemin şuradaki açısı ise teta olsun. Ve bunun üzerinde ise şöyle bir M kütleli bir cisim olsun. Bakın M kütleli bir cisim eğik düzlem üzerinde ise ve bu cisimde ne olsun? Aşağı doğru hareket etsin bakın. En fazla diyor F kuvveti dengelenebiliyor diyor. Sürtünmeli bir eğik düzlem. Peki eğik düzlem üzerine ben bu cismi bırakırsam aşağı doğru hareket etmez mi? Eder. Peki sürtünme kuvveti varsa sürtünme kuvveti cisimlerin her zaman hareket yönüne zıt yönde etki eder. Bak bu tarafa doğru Fs'miz var. Fs'nin büyüklüğü ise Kmg çarpı kosinüs teta. Peki bu cismi aşağıya doğru çeken kuvvet de nedir? Mg çarpı sinüs tetadır. Peki bu sistem aşağıya doğru hareket ettiğine göre ya da sürtünmeli bir eğik düzlemde bu cisim yukarı doğru hareket edecek hali yok ki arkadaşlar. Mecbur aşağı doğru hareket edecek ya da dengede kalacak, hareket etmeyecek. Ama bir F kuvveti varsa, bak F kuvvetiyle dengeleniyorsa, o zaman sistemin aşağıya doğru hareket ettiği kesinlik kazanıyor. Peki aşağıya doğru sabit hızla da hareket edebilir, düzgün hızlanan bir hareket de yapabilir. Ama sonuçta F ve Fs burada kime dengeliyor bakın? Mg sin alfayı dengeliyor. Böyle bir sonuç çıkarılabilir. Buna göre işlemlerden hangileri yapılırsa cismin dengesini bozmamak için F kuvvetini artırmak gerekir diyor bakın. Artırmak gerekir. Şimdi birinci öncülde düzlemin eğim açısını azaltmak. Şimdi bakıyorum. Eğim açısını azalttığım zaman ne oluyor? Sinüsü inceliyorum. Burada sinüs 0 nedir arkadaşlar? 0'dır bakın. Sinüs 90 nedir? 1'dir. Demek ki sinüs artan bir fonksiyondur. Kosinüs 0 1'dir. Bakın kosinüs 90 ise 0'dır. Şimdi eğik düzlemin eğim açısını azalttığım zaman yani 90'dan 0'a geldiğim zaman şuradaki sinüs değeri azalmış oluyor. Bakın burası azalıyor. Peki kosinüs değeri yani burası da ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Peki burası azalır, burası artarsa F kuvvetini azaltmak gerekir. Demek ki artırmak gerekmez. Birinci öncül olmazmış. İkinci öncül düzlemin yüzeyini yağlamak. Peki bunların hepsi sabit. Bakın açılarla oynamıyoruz biz. Eğik düzlemin yüzeyini yağladığım zaman ne olmuş oluyor? Biz K ile oynamış oluyoruz. Yani buradaki sürtünme katsayısı olan K'yı biz azaltmış oluyoruz. K azalırsa Fs azalır. Burası sabit olduğuna göre sistemi bakın dengesini bozmamak için diyor. Denge bozuldu. Bozmamak için F kuvvetini bizim ne yapmamız lazım bu durumda? Artırmamız lazım. 2 olur. 3. Eğik düzlemin eğim açısını artırmak. Üçüncü öncüle baktığımız zaman buradaki teta arttı. Peki teta artarsa sin değeri de artar. Demek ki mg çarpı sinüs alfa artar. Peki teta artarsa buradaki cos değeri azalır. Peki cos değeri azalırsa sürtünme kuvveti de azalır. Dengeyi bozmamak için senin bu sefer kimi artırman lazım? F'i artırmamız lazım. Gerçekten güzel bir sorumuş arkadaşlar. O halde bizim doğru cevabımız Denizli 2 ve 3 çıkar.